Ana! Yüz felci mi geçirdin? Benim annem alkolik. Görebilir misiniz bunu? Hayır. Bugün o gün. Annem bugün bana yıllardır vaat ettiği o arabayı alacak. Bugün bana Range Rover alacağın için çok heyecanlı mısın? Önce kendimi alacağım için. Ne kadar asabi karşıladın. Demek ki Range Rover alacak paran olsa da bana almazdın. Ben ilk Range Rover'ımı anneme alacağım. Yok o kadar. Şaka yapmayacağım. Bugün ne günü? Ne günü? Mutfak alışverişi günü. Aa, birisi bu şekeri sormuş. Eda, bak bakalım üzerinde ne yazıyor onun. İngilizce bir şeyler yazıyor. Aa, ondan bulamadım. Ben bunu Amerika'dan getirdim. Ay. Bunlar Danone'nin şekeriydi. Ama artık satılmıyor. Üzülmeyin, tadı çok güzel değil. Değil mi? Yani ekstra bir tadı yok. Belki bulunamayan bak, bir şey. Ne kadar iyi biriyiz. İnsanların can çekmesi diye. Evet. Eda'yı eve giderken neyle mutlu edeyim diye düşünüyordum. Bu Danone şekerler var. Evet. Biliyor musun? En ucuz şekerler. Hiç de ucuz değildi o zaman. Benim annem bana kanserojen madde yediriyordu. Ama bayılıyordun sen onlara. Bunları boş verin, biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Benim sınavım var. Ben öğrenciyim unuttuysanız diye. Birazcık ders çalışmam lazım. Bir azcık ders çalışma vakti saatte o. Keşke işaret dili böyle bir şey olsa. Şimdi bir tane sınavım varmış. Bunu yemin ederim 2 gün önce falan öğrendim. 29'unda gerçek bir sınav var yani. Vize var. Benim sınıfta bir tane bile arkadaşım olsaydı bu başıma gelmeyecekti. Bir tane bile arkadaşım olsaydı çalışabileceğim şeyleri soracağım kimse yok. Benim soracak kimsem yok ama sizin durumunuz böyle değil. Sizin soracak birileriniz var. Beni zaten Instagram'da takip edenler görmüştüm. Size bir tane online eğitim uygulaması önermiştim. Online eğitim deyince akla kim geliyor? Ben. Çok güzel geri dönükler aldım. Oradan indirim kodundan faydalanan bir sürü insan olmuş. O yüzden burada tekrar size de anlatacağım. Şimdi bahsedeceğim uygulamanın adı Kunduz. Kunduz zaten biliyorsunuz. Şimdi Kunduz nasıl çalışıyor? Siz çözemediğiniz soruların fotoğrafını çekip Kunduz'a atıyorsunuz. Kunduz'da da uzman eğitmenler var. Bu uzman eğitmenler de sizin sorularınızın çözümünü 15 dakika içerisinde size geri iletiyor. Ha, anlamadığınız bir şey mi var hala? Ne yapabiliyorsunuz? Uzman eğitmenlerle birebir mesajlaşma seçeneğiniz de var. Ben mesela kendim sınava hazırlandığım dönemde çok saçma biliyorum ama kendi sorularımı çok mantıksız buluyordum. O yüzden sormaya çok utanıyordum. Sorularımı da soramadığım için oturup Google'da kendim böyle atomu parçalar gibi sorularımın cevaplarını arıyordum. 1. Çok vaktimi alıyordu. 2. Soruların cevaplarını her zaman bulamıyordum. Yaşayan sadece ben değil, bir sürü arkadaşım da aynı şeyi düşünüyordu. O yüzden kimse sorularını sormuyordu. Bu sorularını soranlar kim? Çok merak ediyorum. Anlamadığınız şeyler varsa yüz yüze sormak gibi değil. Pat 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 mesajlaşabiliyorsunuz uzman eğitmenlerle. Bir de yeni nesil konu anlatım videoları ve tekrar materyalleri var zaten bir sürü. Ve tüm bunlar bir özel öğretmen, özel hoca fiyatının 20'de 1'i fiyatına denk geliyor. Bir de şu an Kunduz'da Kasım indirimler başlamış. Gerçekten öyle böyle bir indirim değil. Çok büyük bir indirim var. Buna ek olarak size vereceğim bir kod var. Bu vereceğim kodla beraber sınırsız dönemlik pakette indirim %70'e kadar çıkıyor. Utanmasalar bedava yapacaklarmış bu arada. Kodumuz da EDA70. Buraya zaten kodumuzu yazacağım. Şu an alabileceğiniz en mantıklı şey. Ara tatilinizde gelmişken güzel güzel çalışırsınız. Soramadıklarınızı sorarsınız. Gerçekten ama gözüme bir şey oluyor. Yüz felci mi geçirdim? Kodla beraber indirim zaten %70'e falan çıkıyor. Daha da ne olsun, bedava yapmadıkları sürece daha iyi de bir indirim muhtemelen inşallah da vermezler başka birine. Buraya kodumuzu bıraktım. Aşağıda linki bırakacağım. Şimdi ben oturup sınavıma çalışıyorum. Çünkü benim yapacak hiçbir şeyim yok. Sınıfta bir tane bile arkadaşım yok. Sitenin adını bile hatırlamıyorum biliyor musunuz? Bir tane ders çalışacağımız site vardı. Neyse birazdan alışverişe gideceğiz. Akşam zaten çok ders çalışacağım. Hafıza güçlendirme duası. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün. Kayyumun. İnna fetahna leke fetan mübina. 19 defa okunacak. Arkadaşlar ben en iyisi. Dersime geri döneyim. Aa, Moodle. Ben biraz çalışacağım. Sessizlik. Kalemim bitti. Bu akşam çalış demek oluyor. Şimdi markete gidiyoruz. Annem bana mutfak alışverişi ısmarlıyor. Evet. Niye yalan? Anneme bugün 3000 liralık mutfak alışverişi yıkmayı planlıyorum. Bu da arkadaşım Faruk, son anda cüzdanını sakladım. Dalgılarım. Hiç olmadı. Yani bu ne alaka? Bu ne alaka?
Ama çok rahatlar ya. Sahte mahte her şeyle girmek istiyorum. En azından uç verebilirim. Biz evden şimdi çıkıyoruz, markete gidiyoruz, orada görüşürüz. Gördüm. Şey diyeceğim, ödevimiz var, onu yapmak zorundayız. Anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Ödevim var, abiler abiler. Acındırma kendini, tamam. Bakıyorum ben ya! Tamam, ikimiz de gönlü olsun. Hayır, ikimizin gönlü olsun, benim gönlüm olsun. Bu olsun. Anne, bunların hepsini kendine ödeyeceğinden haberi. Şey, iletişim fakültesinde okuyoruz, tamam mı? Ödevimiz var. Günlük bir vlog çekmek zorundayız diye. Çöp torbası alıyorum. En baştan başlayalım. Alacağım tavuklar belli mi? Göğüs, bonfile değil mi? Bu kemik falan yemez çünkü. Tabii ki kemik falan yemem çünkü ben köpek değilim. İnşallah sen de yemiyorsun. Dünya kadar arkadaşımın köpek olduğunu unuttum. Anne, sen kemik yiyor musun? Kemik yiyor mu? Bu bir soru. Anneciğim, ben sen ne oldu sana Emel abla? Annem bir alıklaştı, fark evet, ettin mi? Ne oluyor sana? Annem, bağırman ben lazım. Alıklaştın anne. Natural, ben gezen tavuk istiyorum. Gezmeyen tavuğun yumurtasını bir kere yediğimi gördün mü? Hayır. Yalan mı söyledin? Arkadaşlar, Edit Erdem yaptığı için buraya alakasız bir şekilde tavuk sesi koymuş. Ve silemiyorum. Sanki hiç yokmuş gibi videoya devam edelim. Bay bay. Neden 15 diyor? 15'ler gidiyor çünkü. 15'ler gidiyor. Var yavrum, aha kız orada ya. Annem de hayır gelmeyecek, ben kendi gözlerimi açmaya karar verdim. Ben sekkuar kalayım mı? Ne? Tavanları sekip sekip bunu yemek için. Doğru. Bir tane bundan, bir tane bundan alıyorum, dursun. Çok acelem olur, sabah hiçbir şey yiyemem. Sekkuar yemek zorunda kalırım. Niye sütaşla Pınar arasında iki kat fark var? Bak, biri 116 lira, biri 59 lira. Bok yiyeceğimi bilsem de ucuz olanı alırım. Bak şu tam peynire sürmelik, Karper. O kadar kokuyor ki. Sen hayatta yemezsin biliyorum. Kokuyor mu? Tarık eve gelince ona yedirirdik. Ben şundan içtim, çok güzel. Emin misin Emel abla? Ben seviyorum. Öncesinde de güzel bir tane demiştin. Yani öyle değil. Bunu cidden kim geldiyse bana. Ben bitiremedim. Arkadaşlar gelince kız arkadaşlar bayıldı. Benim annem alkolik. Annem içmeden duramıyor. Benim anne var. Ya saçmalama. Anne istediğine bakardı. Yok. Bir şey soracağım. Bunun mavi olanından evi düşünen var mı? Yok. Maalesef. Depoda olduğuna eminim. Ama Dana'yı ben kullandım, bitkisel yağlı. Tikveşliğe teşvik iyi dedi. Buradan okuma kurslarına. Aa, bacağım vurdu. Teşvikiye kremi alın. Hepinizi teşvikiye kremi almaya. Bir tane bal koymak alayım mı? Hayır alma. Ben evden getireceğim sana. O kadar. Bizde süzme bal var. Getireceğim, elleme, tamam mı? Bingöl, halis muhlis Bingöl balı. Bingöl balı ne ya? Adamı zehirler. Sen öyle. Bu iyi mi? Ne alayım? Ne içeceğim? Benim içeceğim. Ben bunu seviyorum. Alayım. Tamam al o zaman. Tabii çıkartabilirsin. Aa, ben ondan içmedim. Denemiş olurum bugün içmeden. Bedavadan. Sana benzemek benim için büyük bir şeref. Bu nasıl? Söyle işte. Bir şey diyeyim mi? Sen yokken diyor ki benim de Haymel ablaya benzin. Öyle mi dedin? Asla. Kız iftira içinde olmuş ha. Meyma suyu dursun mu evde alalım? Sabah'ta da içmez misin? O zaman ananas güzel. Ananas ne ya? Markette ananas markete aldırdım. Markete ananas aldırdım. Tavuzu alana kadar neden avokado ya da ananas? Avokado lan. Avokado. Annem bugün Türkçeyi unuttu. Meyveleri içliyoruz bugün. Gördüm, ananas orada işte. Ananas aldırdım. Babanı çarşıya yolladım, ananas aldırdım. Yeter lan yeter! Ben dedim, ben mi gitsem yalandan yere? Storiesini atarım, havalı durur. Mantıklı, evet. Ama içinde boklar var. Bak, bok yüzü içinde. Aa, pırtıklar var. Şey, ishal olursun da böyle pırtık atar ya. Bağışıklık Pınar'ım. Yalandan yere ben bunu içmez miyim? İçersin. Atmak için. Aynen, güzel. İçerim. Şöyle kola alsam mı? Kaçlı? Sadece bir tanesi bedavadan gelir. Yo, daha uygun. Onun tanesi 12 lira ya. Yedi buçuk lira. Bunu annemin en sevdiği ve hiçbir yemeğinden eksik etmediği bulyon kızmına ya geldi. Ya susun. Ay, yok, annem çok utanıyor bulyon kullandın mı? Ama ben kemik kaynatmadığım zaman ya da tavuk suyum olmadığım zaman. Pınar tavuk bulyon. Bunlardan almamak için bunlardan alıyor. Neydi? Kemik suyu. Ben kendim yapıyorum. Olmazsa evde kurtarıcı olarak kullanıyorum. Ayda. Anne. Benim en sevdiğim şey çünkü kalbe giden yol mideden geçer. Kalbe giden yol mideden geçer. Ya bu nasıl böyle kabiliyeli konuşuyor?
Ya kas çalışması yapılıyor da şu an bilmiyorsunuz. Bir kat daha çıkıyorlarmış kaçaktan. Şunu şey diye okudum, İslamik sos diye okudum. Canınızı ne oldu Eda? Aa, ama ben bunu alayım niye biliyor musunuz? Kühne. Kühne bir marka. Hani kenarda köşede kalmasın diye öyle bir lazım. Kühneyi kullanmayalım. Bunu alalım çünkü niye biliyorsun sen? Ben kendime salatalarda bunu böyle dökerim. Ve güzel oluyor. Ben koyuyorum salatalar. Tavuk salatalarda koyuyorum. Sezar salatası. Almayalım. Neden? Alalım, alalım. Kühne ya. Kühne var. Kadar destek olmak istiyorum. Bu? Bunda peynir altı suyu tozu var. Ben bunu almam. Onda yok mu o elindekinde? Bunda yayık altı suyu var. Sen de sirke alıyorsun. Ama farkında değilsen annem aldığı her şeyi Migros markasından alıyor. Çok iyi. Annemin Emili Mutfak'ta kanalıyla Migros çalışmazsa ben bunların hepsini çöpe atıyorum ertesi gün. Anne. Efendim ya. Kekikli fesleğenli susamlı çeşnili fırınına. Hayır. Çünkü sen kemikli et yemiyorsun. Tam tersi. Ben kemikli et severim. O da kemikli et severim. Ben kurt köpeği değilim. Kemik yiyor mu? Bu bir soru. Ben de var mı? Ben barilla kullanırım. Aa, yok Ankara çok güzel. Ankara en kalitelisi. Tamam, Ankara biz evdeyken yemelik barilla misafir gelince yemelik barilla da alalım. Ankara bana sponsor olmazsa affetmiyorum. Annemin sponsor açtığını anlamadım. Anne onun arkasına pasta villa. Sadece villadaki insanlar yer. Ben sana bölünce getirdim. Benim değilmiş. Benim çalışıyor. Obama. Obama aramış annemi. O zamana kadar puding alıyorum. Dut karakter. Ay dut dut. Neydi dut? Diyeyim diyeyim ya canım. Hiçbir şeyine değer ne kim kim. Dut karakter. Muhallebi alıyorum. Puding alıyorum. Kara puding alıyorum. Beyaz puding alıyorum. En sevdiğin hangisi? Tabii ki de puding. Ama hayır hayır yani şey. Doktor Rutger. Hayır. Annem ne alıyor biliyor musun? diye bir şey alıyor düğünde. Doktor ne? Doktor diye bir şey yok orada. Hayır pudinglerden en sevdiğin şey aroma ne? Çikolata. Senin? Ya, o kadar sen muz seviyordur kesin. Klasik çok klasiksin sen ya. Sen muz seviyordur. Bildin mi? Muz ya da çilek. Ay. Buradan Hande'ye armağan olsun. Hande de farklı olmaya çalışan insan. Niye bu kadar ucuz? 11 lira. Doktor gel batmış batmış. Sen bence de. Az önce Ali daha iyi kadın gördü. Düğünün kalınlığı inceliğini. Bulgur almayalım. Düğün? Hangi düğün? Kimin düğünü? Düğünüm var bugün anlamıyorum. Obama'yla annemin düğünü. Aşurelik buğday arıyor annem. Annem firik bulgur arıyor. Annem beyaz şey firik bulgur firikalara mı kalmış kanka? Alayım mı size? Yağlı götler. Ancak yağlı götler yer patlayan mısırı. Ben yemem. Ben bulgur bulacağım size. Anne köfteli geldi. Yaşanmak ne zor şey mi? Açıklama yapmak istiyorum. Arif oğlu geçen insanları kanser etmiş. O yüzden Arif oğlunun evimizde varsa kırmızı toz biber çöpe atın. Evet. Arif oğlu da açıklama yapmış. Demiş ki bizim başka bir Arif karıştırdı onları demiş. Şaka yani mı bu? Dememiş de yani demiş ki bizle bağlı değil ama evet toplattık demiş. Kanser olmuş. Bunları ülkeden kaldırmış Çinliler. Çinliler düşün Çinliler. Arif oğlu bitmiştir benim için. Mavi haşhaş alayım mı? Niye kullanacaksın annem mavi? Ne bileyim illegal görünüyor biraz o yüzden hoşuma gitti. Mavi haşhaş alayım. Görebilir misiniz bunu? Ulan iyi dedim. Sana onu soran hanım yaşlı ve gözleri benim gibi az görüyor olabilir. Önünü görmeyi bana değil görebilir. Babaanneniz beni kızdırdı. Birincisinin babaanneniz beni çok kızdırdı. Saralle, saralle aldıracak annem bana zorla. Annem zaten saralle yedire yedire bizi obez etti. Anne onlar su değil. İstediğini al ama onlar su değil. Su olmadığını biliyorum. İşe çek alacağım. Annem şu an çalıyor ve açıyor. Görevliler. Acıktıysan acık ye derelerden böcük ye. Yarışmadayız da. Hı, yemekteyiz yarışması. Ya yalan zaman. Sana ne ya? Sen gerçekten edebi yitirmiş. Milföy alacağım tamam mı? El burada 4 marka milföy var. Hangisinin daha ucuz olduğunu bulmak o kadar zor ki şansına bir tane seçiyorum. Ben de şu an öyle. Çok erken. En ucuz olanı. Pınar milföy. Evet arkadaşlar koşarak çıkıyoruz buradan. Arkadaşlar bizi atıyorlardı uyardılar. Ben bir daha buraya. Bu ne konuşuyor Damla? Çekiyorum yine de çekiyorum çekiyorum git çekiyorum. Atacağım ödevim ödevim de değil ödevim de. Ay biri geliyor. 2, 3. Gel fişi göstereceğim. 3800 lira. Abi, her alışverişim böyle olmayacak bu arada. Oymadım ak diyarından ben Eda Leman bugün.
bugün dolabımızı yerleştiriyoruz. Tavuğumuz buzluğa giriş yapıyor. Böyle. Olur. Diye ben içeceğimiz, içecekleri buraya koyuyorum. İçecekleri koyacak yer yok. Eve suyu aldık. Eve gelen misafirlere ve muhtemelen misafirle gelmeden biz bunun katını ağzına koyacağız. Burada suda top mozzarella'mız var. Suda top mozzarella buraya. Kaşar peynir buraya. Sonra burada size salata sosumuz var. Sosumuzu böyle koyuyoruz. Şurada soya sosu, çiğ sosumuz var. Tereyağımız ve ben tanıyorum bunu. Margarin. Margarinimiz var. Ben anladım. Siz almayın bunu. Çok sağlıksız. Bunu sadece annem alsın. Milföyümüz var. Benim bu hayatta en sevdiğim şey bir annem iki milföy. Şaka, belki bir milföy. Buraya sırma içeceklerimiz var. Allah Allah. Şir canım. Taşımıyorsa da yapmasalardı bunu da. Burada krema. Krema buraya girer mi? Hı hı. Girer. Burada magnum ve pizza var. Pizzamız şöyle. Magnumumuz da böyle. Şimdi bu misafir olmayan içecekler, misafire gelmeyenler bundan istemesinler. Bunu biz içeceğiz. Bunu en arkaya saklayayım. Şöyle. Görünmüyor. Şurada sütler var. Soya ve badem. Şuraya sütlerimiz geliyor. Margarinle doymadığı için bir tane daha margarin almış. Her sabah mutlaka annem yer ondan. Her sabah. Şurada Seko arklarımız var. Dolabı niye doldurdun kanka? Seçenekler ver bana. Bir benim için. İki. İki. Neleri koyacağız? Burada domates var. Biber. Biberiye. Bu Charleston şeyden gelmiş. Ekvador tarafından gelen bir bibermiş. Annem dedi az önce. Niye yalan demedin? Ya yalansız. Ben adam öldürsem sen o zaman benim arkamda duracaksın. Herhalde sen benim çocuğum. Anne. Sebzelerden yeşil soğan. Yeşil soğanı da ablam kadar çok severim. Göbek. Burada tabak ben seçtim. Noodle içine. Noodle'ın ya içine. Faruk onu seçtiklerin hepsini atmadı. Şey geri aktarmadık mı? Çünkü kocaman kabak. Evet, yalan. Doğru. Evden burayı kes. Pırasa. Pırasa hep kıllı bir yemek değil midir? Pırasada kılçıklı. Hep kıl çıkar. Neden içinde mor ışıklanıyor dolabın? Çünkü taze tutmak için ışık veriyor. Gerçekten. Evet. Şimdi bu buzdolabı kaldolanıyor ve Çanakkale'ye doğru yola çıkıyor. Annem de en az benim kadar şakamcı bir kişiliktir. Buraya artık sebze yok. Sıdıka yengem künefeyi atıyor. Sıdıka yengem şimdi künefe atıyor. Ay yenge! Ay yenge! Böyle. Zorlukça kapatırken öyle sesli bir şekilde. Arkadaşlar videonun artık sonuna geldik çünkü annem şimdi hamburger yapıyor. Hamburger partisi. Ben aldığımız kuru yağları başka yere dizdiğimi görmüşsünüz. Sonra o havalı dizişten sonra onları buraya taşıdım. Böyle organizer gibi bir şey aldım. Onlar geldiği zaman düzenleyeceğim. Buraya kahvaltılıkları falan koydum. Abur cuburları, ıvır zıvırları buraya koydum. Şu yukarıda da nar var, muz var, soğan var, patates var. Çok alakasız bir dörtlü bir araya gelmiş. Neyse sonra buraya böyle peçeteleri, şeyleri falan koymuşlar. Burada böyle çaylar var. Bu çaylar havalı dursun diye aldım. Burada bu dörtgenin bildiğin kakaoları, şu kazandıklarımızı aldığımız saçma sapan her şey burada. Bunları da yapacağım. Bana ara ara yorumlarda hatırlatın. Bunlar çöpe giderse gerçekten bu kanaldaki bütün herkese dava açacağım kendimle beraber. Burada da çay var. Bunlar işte kahveler. Sonra şurada annemin köyünden getirdiği baharatlar var. Başka? Bunlar zaten Emily Zula'dan gelmişti. Şu yukarıdakilerle beraber. Şimdi de hambuş yapıyor annem. Şimdi de hambuş yapıyor. Ben de çim adamlarımı ekeceğim. Bunları Instagram'da göstereceğim. Beni oradan takip ederseniz oradan görebilirsiniz. Etmezseniz de göremezsiniz. Çok da önemli bir şey değil. Hayattan pek bir şey kaybetmezsiniz. Çim adamla çim kadını ekeceğim. Bu çim adamın adı Necati'ymiş. Sonra bunları anneme hediye edeceğim. Annemin bir seneki doğum gününün hediyesini aradan çıkarmış olacağım. Güzel göründüm. Niye? Neyse şimdi çim adamlarımı ekeceğim. Onu görmek isterseniz burada yapamam. Artık video çok uzadı. Videomuz buraya kadardı. Şimdi Emily'ye baskın yapacağım. Emily'ye baskın ses olur. Anne Eda balkondan düştü. Eda bak bu zaten buraya her gördüğünde çocuğuma bir şey olacak. Hadi Eda benim...